Mutfağımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hazırlayacak olduğum tarifim çok kolay, yalancı su böreği. Tadı inanılmaz güzel. Biraz farklı yapacağız bu böreğimizi. İlk önce 6 tane böreklik bu şekilde yufka lazım bize. Daha küçük tepside de hazırlarsanız yufka sayınızı ona göre küçül azaltabilirsiniz. Ben büyük bir fırın tepsisi hazırlayacağım için ilk yufkamı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok. Zaten diğer yufkalarımızı da pile pile yerleştireceğiz içerisine. Bu şekilde birinci yufkamı yerleştiriyorum. Evet, ikinci yufkamı tepsimizi böyle alalım. İkinci yufkamı da arkadaşlar yine aynı şekilde bu şekilde pile olarak hazırlayalım. Tepsimize yerleştirelim. Şöyle büyüklüğünü ortaya doğruya toplayarak. Üçüncü yufkamızı da yine aynı şekilde pile olarak yapalım. Yufkamızı da yine tepsimizin içerisine bu şekilde yerleştirelim. Evet, bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi devam edelim. Evet, iç malzemesi olarak 250 gram kadar beyaz peynirimiz var. Kokusuz bir peynir kullandım. Bir tutam da çok fazla koymadım. Maydanozumuz var. Maydanoz ve peynirimizi iç malzemesi olarak iyice karıştıralım. Arzu ederseniz içerisine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Peynirimizi her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Bir kenardan da arkadaşlar 200 gram kadar tereyağımı erittim. Erimiş tereyağımı üzerine döküyorum. İsterseniz yarısını sıvı yağ, yarısını tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Ama bir su bardağı kadar 200 gram kadar kullanmanızı tavsiye ederim. Arzu ederseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı sevmeyenler için. Evet, yağımızı da serdikten sonra kalan bir tane yufkamızı bir bütün yufkamızı tepsimizin altına serdik. 4 tane yufkamızı da tepsimizin ortasına serdik. Bir tane de yufkamız kaldı arkadaşlar. Toplamda 6 tane yufka kullandık. Son yufkamızı da tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Üzerini düzeltelim. Bıçakla kare kare keseceğiz şimdi. Fırınımı da 180 derecede şu anda yaktım. Sıcak fırına göndereceğiz. Tepside bekletmemize gerek yok. Ama eğer misafiriniz gelecekse bu şekilde hazırlayıp üzerine sosunu döküp sabahleyin pişirebilirsiniz. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tepsiyle beraber buzdolabında bırakırsınız. Evet, kare şeklinde böreğimi kesiyorum. Evet, kesme işlemi bitirdik. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Bütün olarak 3 yumurtamız var. 2 şişe maden suyu ekleyeceğim. Sade soda. Yumurtalarımızı ilk önce bir çırpalım güzelcene. Biraz tuz ekliyorum üzerine, yumurtamın üzerine. Sade sodalarımızı da yumurtamızın üzerine dökelim. Harcımız üstü için bir harç oluşturduk. Çok fazla karıştırmadan şöyle iyice bir yumurta ve soda birbirine karışsın diye karıştıralım.
ve şimdi sosumuzu kepçeyle veya başka bir tabağımızı ters çevirerek böreğimizin üzerine eşit olarak her yerine serelim. Evet, ulaşamadığımız yerlere fırça yardımıyla sürelim. 180 derecede ısıtılmış fırına göndereceğiz ama üzerine de ben biraz susam serpmek istiyorum. Susam çok yakışıyor bu böreğe. Evet, böreğimizi pişirmeye gönderelim. Altı üstü nar gibi kızarana kadar böreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi alt kısmı da harika pişti. Şimdi kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar böreğimizi keselim. Şu anda çok sıcak. Evet, böreğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar kolay gelsin.